Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkaracaktık. Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız. Biz. Bu işi biz yaparız. Başörtülü psikolog, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırı. Niye hocam? Aykırıdır. Bunu bilenler bilir, oradakiler bilemezler. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. 28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlarımıza yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Faşizmin dik alası, yobazlıkta bayrak sallıyor, cahilliğin dibini sıyırıyor. Ünvanı nedir diye sorsan, herif profesörüm diyecek. İnsanda yoksa edep, neylesin medrese mektep, okusa alim olsa eşek yine eşek. Eski Türkiye'yi özlemiştim, burnumda tutuyordu. Lanet olsun şu başörtüsü, lanet olsun şu turban denen nesneye. Atatürk Türkiye'sinde, Cumhuriyeti'nde böyle bir örtünme biçimi yok. Sümerler döneminde fahişeler şey yapılmasın diye, afişe edilmesin diye yüzlerini örterlermiş. Gizli dolaşırlarmış toplum içinde. Sebebi de o. Bazen acaba bir bağlantısı var mı diye düşünmeden edemiyorum. Geçen videoda da dedim ya, okumuşu da okumamışı da hepsi aynı kafada. Hiç değişmiyorlar. Zaman geçiyor ama onlar İslamiyet'e düşmanlıklarını bir türlü yenemiyorlar. Millete tepeden bakan üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. Akrebe sormuşlar, neden sokuyorsun? Fıtratım bu, demiş. Başörtülü Müslüman düşmanlığı bu Kemalist tayfanın artık kanına ciğerine işlemiş. 100 yıl geçti, değişmediler artık. Değişeceklerine vallahi gram inancım kalmadı. Hiçbir dine düşman değiller. Sadece İslam'a ve Müslümanlara karşılar. Ne diyor sevgili seyirciler? Ben bu adamı... Başörtüsü hastalıklı bir kafa. Bak ben bu adamı iyi tanırım. Üstünü dökmeni. Meslek icra edilirken inşallah, maşallah, hayırlısıyla gibi cümleler sarf edilmemelidir. İnşallah, maşallah, hayırlısıyla. Ulan Avrupa'da Katolik okulları var. Bir sürü rehber okulu var. Git ondan bilmiyorsun be cahil adam. Git Amerika'da evet. Gel göstereyim. Onlarca Katolik okulu var. Yüzlerce yahu. Bir sürü aktör, oyuncu oradan yetişmedi. Fransa'nın yetişmedir. En önemli okulları Katolik okullarıdır. Rehber öğretmenler ve haç da takarlar. Evet. Ya bu kadar başlarını da örterler. Adam geçmiş kameranın karşısına anlatıyor. Sanki mağaradan yeni çıkmış gibi. Sanki bu konuyla ilgili tek satır okumamış gibi. Sanki bu konuyla ilgili ortaya atılan tezlerin hiçbirinden haberi yokmuş gibi. Sanki bu konuyla ilgili çok özgün bir fikir ileri sürüyormuş gibi. Anlatıyor babam, anlatıyor. Sanırsınız bilimsel veri sunuyor. Aslında bilinçaltındaki faşist pisliği kusuyor. Literatürü zerre kadar taramamış. Kitaplar dolusu tartışmalara şöyle bir bakmaya bile tenezzül etmemiş. Konuyla ilgili yıllardır söylenen sözlere hiç kulak vermemiş. Diyorum ya, herif bildiğiniz mağaradan çıkmış resmen. Yeryüzünün en özgün tezini öne sürüyormuş gibi konuşması beni izlerken çileden çıkarttı. Gençliğimizin bunları bilmesi lazım. Kendini vatandaşından üstün gören, kendini devletin yegane sahibi zanneden, ezandan, camiden, başörtüsünden rahatsızlık duyan bu azgın azınlığın ne yazık ki normalleşme, iyileşme ihtimali de yoktur. Millete aptal diyerek, beyinsiz diyerek, milletin seçimini, tercihini aşağılayarak en başta bunlar cumhuriyetimize zarar vermektedir. Üstad Necip Fazıl bunları, bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür diye tanımlıyor. Bunların bir başka tanımı da salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsüdür. Maalesef ülkemizde zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu. Bugün de. Artık fena halde bayatlamış çağın gerisindeki bu Kemalist artığı dinozor. Tezlerini konuşurken bile insan zul hissediyor artık.
Ben ve benim gibi düşünenler istediğimiz kadar başörtüsü sorunu çoktan aşılmış geçilmiş bir sorundur diyelim. Kemalist zihniler var olduğu müddetçe başörtüsü sorunu da var olmaya devam edecek galiba. Oysa başörtüsü bir sembol değil, başı örtülü olmamak bir kriter değil, başı örtülü olmak da bir kriter değil. Kaldı ki kimin niçin neden başını örttüğünü de ancak kendisi bilir. Bu konuda bir niyet okuması yapmak doğru değil. Aynı kıstas başı açık olan için de geçerlidir. Dahası başını örtmediği halde bir başı örtülüden daha dindar olan insanlar da vardır. Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını, kendi ikballerini korumaktır. Genç kardeşlerim, içinizde bilmeyenleriniz olabilir ama bunları siz de bilin ve bilmeyenlere de anlatın. Az önce söyledim ya, hafızayı beşer nisyan ile mali. Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevreler. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Nerede hangi mescit söküldü, oraya ne yapıldı bunları gayet iyi bilirim. Ve biz şimdi onların birçoğunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları yapan sizsiniz. Biz sizin cemaziye levvelinizi gayet iyi biliriz. Malatya'da, Antep'te, Konya'da bunları yaptılar. Her şeyi istismar ederler ama tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi, 3. Köprü gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur. Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkaracaktık? Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız. Biz. Bu işi biz yaparız. Neyse, biz Kemal Bey'e seslenelim. Diyorum ki Kemal Bey, bu helalleşme işlerinde ne kadar samimi olduğunuzu, üstün dökmene faşist, gerici bu yaklaşımından dolayı haddini bildirseniz. Kullandığı nefret diline tepkinizi en net, en yalın, en hak ettiği şekilde verseniz. Kullandığı aşağılayıcı ve ayrıştırıcı üsluba destek veren CHP'lilerin de yazar çizer tayfasının da kulağını bir çekseniz. Samimiyetle söylüyorum, bakın ayağınıza kadar gelmiş bu fırsat. Hadi görelim sizi. Diyelim ki böyle bir tavır sergilemeye cesaret gösteremediniz. O vakit yeni üstün dökmenler çıkacak piyasaya. Nasıl olsa CHP iktidara geliyor, heyecanıyla asıp kesecekler. Ben derim ki toplayın cesaretinizi, üstün dökmenin dinozorlar tarihinden kalma bu çirkin laflarına ağız dolusu bir tepki verin. Görelim tiyatrodan çevirdiğiniz helalleşme toplantılarındaki samimiyetinizi. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.